demokrasi şu değildir. Seçildiğinde oyu bana verirlerse, ben seçilirsem milli irade baş tacı, başkası olursa milli irade alaşağı. Ve 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu seçildi. Seçmene saygısını yitirmemesi gereken siyasiler, seçmenin verdiği karara saygı duyması gerekenler bunu saymadılar. Ele geçirmiş oldukları Yüksek Seçim Kurulu'yla, oradaki çeteleşmiş yapıyla birlikte hareket ederek seçimleri tekrar ettiler. Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u vermemek için. Ekrem İmamoğlu ilk dakikada kolları sıvadı. Ben buradayım dedi. Biz de dedik ki Ekrem Başkan'ın yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'un kararının arkasındayız. Ve bunlar göya 31 Mart'tan sonra demokrasi bize Osmanlı tokatı vuracaklardı 23 Haziran'da. Öyle diyorlardı. Demokrasi tokatını İstanbullularla birlikte bunlara indirdik. Terbiye oldular mı? Bundan ders aldılar mı? Bu mesajı, seçmenin bu önemli mesajını. Yani İstanbul'u kimin yöneteceğine ben karar veririm. Eğer 100 yıl önce Sivas'tan bu yola çıkılmasaydı ve Cumhuriyet kurulmasaydı, İstanbul'un kimin yöneteceğine padişah karar verecekti. Ama demokrasi varsa İstanbullular karar verecek ve onlar kararını söylediler. Ama birileri buna direndi. Direnince neyle karşılaştılar? 23 Haziran'daki tarihi farkla karşılaştılar. Ama bundan ders almak yerine bambaşka bir yola saptılar. Seçmenin kararını ve seçmeni ve seçilenleri cezalandırma yoluna gittiler. Partiler dışında söylüyoruz. Bugün HDP'nin siz geçen haftaki programınızda, ben de izledim hatta, bir mesajla katkı da sağladım. HDP'nin seçilmiş 3 tane başkanını görevden aldılar. Bu kişiler seçildikleri günden sonra suç işleselerdi ya da o gazetelerde, takvimde, güneşte yazan suçları işleselerdi elbette görevden alınabilirlerdi. Ama bu kişilerin seçildikleri günden sonraya bir suçun isnat edilmediği, öncesine dayandırıldığı, bu kişilerin öncesiyle ilgili de temiz kağıdı aldıkları, aday olabilirsin dendiği ve bu kişilerin aday olduktan sonra mazbataları daha verilmeden buna bir operasyon başlatılarak 3 Büyükşehir Belediyesi'nin Halkların Demokratik Partisi'nin elinden alınmasının planlı ve eş zamanlı bir operasyonla yapıldığı ortaya çıktı. Bu sefer onlara oy veren Diyarbakır, Van ve Mardin seçmenin iradesine saygısızlık ve kafa tutmaktı. Yani 23 Haziran 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'da yapılanın bir benzerini bu sefer, hatta daha da kötüsünü, ki bir kez daha sorulmuyor çünkü. Kararı kendi veriyor. Kayyum atıyor, geçiyor. Van, oraya yapıyor. Van, Diyarbakır. Van, Diyarbakır ve Mardin. İstanbul'da sorulmuştu 23 Haziran'da ve İstanbullu bu haksızlığa 800 bin farkla dur demişti. Ama oraya kayyumlar da atandı. Buna karşı biz demokrasinin arkasında olduğumuz için, oy veren seçmenin iradesine saygı duyduğumuz için ve seçilmiş belediye başkanlarının seçimle gelenin seçimle gitmesini savunduğumuz için, yani her darbenin her türlüsüne, işine gelince 15 Temmuz'a karşı ol ama daha sonra dön 20 Temmuz'da OHAL darbesine alkış tut MHP gibi, veya OHAL darbesi yapıp ülkeyi 18 ay OHAL'le yönet AKP gibi, bunu kabul edemeyeceğimiz için doğru bir tavır sergiledi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun karşısında Ekrem İmamoğlu da dayanışma gösterdi. Kendisiyle çok kendisi 3 belediye başkanıyla aynı duyguları yaşamış birisi olarak, 31 Mart'taki mazbata selinden haksızca alınan, gitti onları ziyaret etti. Bunun karşısında ne? Vay efendim, Cumhurbaşkanı çıkıyor. Ağza alınmayacak şekilde ne terör ne terörist, daha önce hep yaptıkları gibi. Tabii Cumhurbaşkanı bir yere kadar söyledi. Ona gerekli cevaplar Sayın Genel Başkanımız tarafından gerekli zeminlerde de verildi. Bizler de görev kapsamımız gelince partinin sözcüleri olarak bunu dile getirdik. Ama Recep Tayyip Erdoğan sadece bununla yetinmedi. Aslında Ankara'da deneyip, ortaya sürüp rezil olan, sonra İstanbul'da deneyip ortaya sürüp rezil olan, rezil eden Süleyman Soylu'yu bir kez daha devreye aldı. Hatırlıyor musunuz Ankara'da? Ankara seçimini elbette Mansur Yavaş kazandı ama kim kaybetti diye bakarsanız, kaybedenlerin başında Süleyman Soylu var. Bırakmadı ki Ankara Büyükşehir adayını kampanya yapsın. Adam projelerini anlatmak istiyor Özaseki. Bu Ankara'da günde 3 yerde 4 yerde miting yapıp ağza alınmayacak laflarla Mansur Yavaş'a saldırıyor.
Sonra oradaki işi bitti gitti bir Ege turu attı 31 Mart'a doğru. Sonra tekrar seçimde İstanbul'da. Binali Yıldırım proje anlatacak, bu küfür ediyor. Binali Yıldırım proje anlatacak, bu hakaret ediyor. Ve sonunda seçmen bir karar verecek. Bir yanda CHP'nin, bir yanda Ekrem İmamoğlu'nun projeleri, güler yüzü, İstanbul'u kucaklayan, kimseyi itmeyen, kalkmayan tavrı, bir yanda Süleyman Soylu. Ağzına geleni söylüyor, ağzına geleni söylüyor. Dili siyasetin dili değil, dili hakaret dili de değil, dili küfür dili, dili kabadayı dili ve bu dili seçmen neredeyse kopartacaktı. 800 bin farkla sus be Süleyman dedi, sus, sus dedi, aylardır dedi, geziyorsun, bağırıyorsun, hakaret ediyorsun. Bunu kabul etmiyoruz dedi ve 31 Mart'ta sahada yoktu Süleyman Soylu, 31 Mart'ta Ankara seçimini kaybetmekle meşguldü. 23 Haziran'a kadar full sahada Süleyman Soylu vardı. 13.600 olan fark 806.000'e çıktı. Demek ki seçmen istemiyor bu dili. Seçmen istemiyor bu tavrı ama Süleyman Soylu durmuyor. Şimdi de seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanını yıpratmak için Süleyman Soylu'yu devreye aldılar. Ne diyor orada? Süleyman Soylu, efendim işini yapacaksan yap diyor. Yapmazsan, başka işlere kalkışırsan, diyor ki bu iş tanımı nedir? O da ayrı bir mevzu yani. Ona Süleyman Soylu mu karar verecek? Ekrem İmamoğlu İstanbullulara hizmet edecek, projelerini hayata geçirecek, her türlü icraatını yapacak, bunun yanında siyasetini yapacak ve İstanbullular 5 yılın sonunda bir karar verecekler, karneyi onlar verecek. Ama Süleyman Soylu daha Ekrem İmamoğlu seçileri birkaç ay olmuşken bir bakıyorsunuz çıkmış, işte sen bu işlere karışma, sen görevini yaparsan yaparsın, yapmazsan seni pecbürde ederiz. Ya ne demek bu? Nasıl bir laf? Bir de böyle öyle bir laf, hani tutulacak yeri yok. Tam Süleyman Soylu'nun ağzına yakışıyor. Böyle televizyon, aynanın karşısında bir pejmürde kelimesi ağızdan nasıl çıkar diye bakarsan insan yüzünün aldığı halden kendisi utanır yani. Tam Süleyman Soylu'ya yakışan bir yüz şeyi. Ve böyle Türk filmlerini hatırlıyor musunuz? Böyle Fatma Girik bir halk kızıdır da bir tane böyle şey vardır, zengin sosyete vardır falan, böyle Salih kibirli. Kibirli. Ben isim vermeyeyim şimdi şey açısından. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hani ailesi üzülür. Tabii o rolü çok iyi oynuyordu. Müthiş bir sanatçıydı. Ama böyle yukarıdan kibirli kibirli Fatma Giri'ye, halkın kızına pecbürde derdi. Hatırlıyor musunuz? İşte Süleyman Soylu'nun kibri bu kibir. Fatma Giri'yi aşağılayan kibir. Halk kızını aşağılayan kibir. Yalçın Gülhan'dı dediğim. Evdeki temizliği ondan sonra yapan kişiyi pejmürde diye veya işte onu sokakta giyinmiş giderken yine onu aynı kelimelerle aşağılayan kibir Süleyman Soylu'nun hali. Halk Partisi'nin halka takdim ettiği ve halkın desteği almış olan Büyükşehir Belediye Başkanı'na sarayın atadığı Süleyman pejmürde ederiz seni falan diyor. Böyle bir şey yok. Bu bir kere hadsizlik. Bu haksızlık ama hadsizlik. Neden? Bundan 3 sene önceki, 2 sene önceki bakan değil Süleyman Soylu. O bakanlar başkaydı. Halk tarafından seçiliyordu ya da halkın seçtiği parlamento tarafından yeminden sonra güven oyu alıyordu. Gerektiğinde sözlü soruyla hesaba çekiliyordu ve gen soru verilerek güvensizlik oyuyla düşürülebiliyordu. Oysa bunlar, sen bir kişiyi seçiyorsun, tek adamı, tek adam istediğini bakan yapıyor, istediğini azlediyor. Süleyman Soylu seçilmiş biri değil ki, atanmış birisi. Ve seçilmişe bir şey söyleyemez. Haddi değil onun. Çünkü seçilmiş gücünü halktan alır. Süleyman gücünü kendine atayandan alır. Ve Süleyman Soylu'nun muhatabı da kendisini atayan, siyaseten onun sahibi olan kişidir. Bağır Süleyman bağırır, dur Süleyman durur. Koş Süleyman koşar. Zaten yaptığı da o. Saldır Süleyman saldırır. Ama şimdi halk bu lafları İstanbul'un seçtiği belediye başkanına söylersen, söylediğin her söz, her hakaret İstanbul'daki milli iradeye, İstanbul'daki halk iradesine karşı söylenmiş sözdür. Ve haddini bilecek. Haddi bir şekilde bildirilecek. Başka türlü olmaz. Tutup ulu orta İstanbul'un 16 milyonluk şehri yönetmeyle görevlendirilmiş, dünyanın en büyük metropollerinden birinin, Türkiye'nin en büyük şehrinin, göz bebeğinin seçilmiş belediye başkanına Süleyman Soylu denen, atanmış, gidip de ağzına gelen lafı söyleyemez. Böyle bir şey yok. Söylerse cevabını alır. Ne yaptı? Ekrem İmamoğlu muhatap kabul etmiyor. Evet. Ama onun muhatap kabul edecek ve
onu susturacak birileri var. O görevde bizim görevimiz. Öyle Ekrem İmamoğlu sahipsiz mahipsiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları Şamaroğlan'ı değil. İçişleri Bakanı ise İçişleri Bakanı gibi davranacak. Ayrıca elinde jandarma, elinde polis, elinde istihbarat. Yani devletin silah kullanma yetkisiyle donatılmış en ayrıcalıklı memurları bunun emrinde. Bakan, bu adam tehdit dilini kullanırken 2 kere, 3 kere, 5 kere, 10 kere düşünecek. Sen kimsin ya? Senin söylediğin bu söz ne demek yani? Gerçi bu bakan gücünü yasadan masadan almıyor. Gücünü kabadayılardan alıyor. Süleyman Soylu'nun arkasında kim var? Geçmişte siyaset yapmış ya da yapmamış bütün kabadayılar bunu destekliyor. Şu anda siyasette de tehdit dilini savunanlar bunu destekliyor. Bir tane barış kardeşlik diyen, bir tane dostluk diyen, bir tane karşısındakiyle empati kurabilen, bir tane karşısındakini anlamaya çalışan birinin Süleyman Soylu'ya hak vermesi mümkün mü? Ama Süleyman Soylu'yu kimler destekliyor derseniz, her türlü faşizmi himayesini almayı geleneği haline getirmiş olan bir takım kirli adamlar, bir takım karanlık adamlar Süleyman Soylu'yu destekliyor. Ve akıl almaz açıklamalarla destekliyorlar. O yüzden gücünü hukuktan alan, gücünü parlamentodan alan, gücünü seçmenden ve seçimden alan bizlerin Süleyman Soylu'ya öyle hırpalatacak bir belediye başkanımız yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en küçük belde belediye başkanından, en küçük belde belediye başkanından ta İstanbul Büyükşehir, Ankara, İzmir, İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarına kadar her birisi arkasında dünyanın, Avrupa'nın en köklü siyasi partisi, geçmişi en köklü siyasi partisinin, dünyanın üçüncü büyük siyasi geleneğinin gücünü her zaman hissedecekler. Ve biz onların yanındayız, arkasındayız. Öyle Süleyman Soylu'nun tehditleriyle, bilmem neleriyle de papuç bırakacak değiliz. Gücünü halktan alıyorlar. Gücünü halktan alanlar kimseden korkmaz. Asla ve asla da bu Süleyman Soylu'nun tehditlerine de hiçbirinin papuç bırakmayacağımızı, hiçbir belediye başkanımız da bunun karşısında yalnız bırakmayacağımızı da altını kalın çizgilerle çizeriz.